Merhabalar arkadaşlar yeni bir videoma Hoş geldiniz. Hoşgeldiniz bu videoda yine başka bir soruya cevap aramaya çalışacağız önceden belirteyim bu soruyu çok defa duydum ve en son bir tane yorumda bu usta gelince hem aklıma gelmiş oldu hem de kendi görebildiğim kadarıyla cevabını tecrübelerimden paylaşmaya çalışacağım şimdi soru şu Amerika'ya gelmeden Amerika'da iş alıp ülkemizde yapmak mümkün müdür ya da nasıl yapılır? Bildiğim kadarıyla Hindistan bu tür işler yapıyormuş. Bir videoda bu konuya kısaca olsa değinirseniz çok sevinirim. Şimdi mümkün, ee, mümkün anız. Şimdi iki, yani birden fazla yöntem var arkadaşlar. Birincisi nasıl bir işe aradığınıza bağlı olarak değişecek. İkincisi ne kadar para kazanmak istiyorsunuz ya da ne kadar bunu emek harcamak istiyorsunuz, ne kadar sabırlısınız gibi. E, maalesef bazı kriterler mevcut. Şimdi e, belki de hani en uzun vadeli olanı e, internette mesela remote çalışa e, çalışmaya izin veren şirketlere bulabilirsiniz Indeed.com gibi ya da Dice.com gibi yani bu tarz arkadaşlar web siteleri mevcut bunların stack, bu arada Stack Overflow gibi mesela orada da şu an kariyer sayfaları var burada arkadaşlar remote e, çalışmaya uygun e, şirketler mevcut tabi bunların ee, Prosedürü nasıl oluyor ben çok yapmadım Remote çalıştım bir buçuk sene yakın remote çalıştım hatta e, Remote e, Şey yapan şirketlerle de anla, e, Yani kabul almıştım mesela Xerox e, tam örneğin e, Sırf remote olduğu için gitmemiştim ayrı mesele de çünkü bir buçuk sene remote çalıştıktan sonra biraz daha fazla remote çalışma istememiştim e, Dolayısıyla Xerox gibi bir tane şirketin şeyini e, Geri çevirmiştim ama Eee bu süreçte arkadaşlar şunları öğrendim. Yani hem bana yapılan tekliflerde hem gittiğim çalıştığım yerlerde e, genelde arkadaşlar bu şirketler şey yapıyorlar. E, i̇şte internetinizi, e, hatta bilgisayarınızı kullandığınız ürün kullandığınız yazılımları vesaire size e, paralarını veriyorlar. Ben, en azından bende öyleydi ama bu Türkiye'de olanlar için aynı şey midir bilmiyorum çünkü onların farklı vergilendirmesi vesaire vesaire prosedürü, legal işleri falan farklı olabilir. Önemli değil. Bunu herhalde kabul aldıktan sonra şirketler bunu becereceklerdir. Bunda bir sorun olduğunu düşünmüyorum. bu tarz şeylerde bakabilirsiniz. Tabii öncelikle İngilizcenizin bu hususta çok iyi olması gerekmiyor. Yeter ki anlatabilin, anlaşabilin. zaten daha çok e-maillerle anlaşırlar büyük bir ihtimal sizinle remote çalışıyor, çalışacak olanlar. Bazen arkadaşlar işte Hangout gibi ya da Skype gibi ya da hangi hangi message, messenger programını kullanıyorlarsa arada bir telefonla da görüşmeniz ya da internetten de konuşmanız sesli görüntü olarak gerekecek. Neyse. Şimdi bunlar dışında ikinci yöntem belki maaş bazlı değil de Önce aslında ikinci yönteme geçmeden önce nasıl bu şirketlere kendinizi ispatlarsınız? Belki buna bakabiliriz. Ee, genelde arkadaşlar bu şirketler eğer open source e, ürünler çıkarıyorlarsa Örneğin Mango, e, şey, e, Mongo e, Database'i gibi ya da ne bileyim e, GitHub'da hangi böyle büyük projeler, mesela ASP.NET, Microsoft olabilir. Bunlar arkadaşlar GitHub'da e, kodlarını paylaşıyorlar. İsterseniz bu kodlara kodları inceler, hatalar bulabilir ya da yeni özellikler yazabilir ve bunları arkadaşlar pull request olarak bu eee kampanyalara gönderebilirsiniz. Hani bu sizin için faydalı olacaktır. Çünkü bir nevi kendinizi ispatlamış oluyorsunuz, yeteneğinizi ispatlamış oluyorsunuz ve e, böyle büyük projelerde rahat bir şekilde çalışabileceğinizi ya da bu özelliklere, bu yeteneklere sahip olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz. Bu size belki uzaktan çalışma sürecinde, uzaktan çalışma kabulünde Arkadaşlar çok yardımcı olabilecek bir süreç çok bir yöntem ee, GitHub, GitLab ya da neyse bu tarz e, open source, Bitbucket gibi iş, e, repositorylerde e, source kodlarını tutan şirketlerin arkadaşlar kodlarını inceleyip onlara bug fix gönderebilirsiniz, yeni featurelar gönderebilirsiniz e, vesaire. Diğer bir mesele arkadaşlar Stack Overflow sayfanız varsa. Burada e, sorulara cevap verebilirsiniz. Bunlar önemli. Yani Bir nevi arkadaşlar kendinizin internet profilini e, bir programcı olarak kendinizin internet profilini oluşturuyorsunuz. Ama daha çok hands-on oluşturuyorsunuz. Yani ben bir LinkedIn hesabından bahsetmiyorum. LinkedIn de çok önemli onu anlatacağım. Ama LinkedIn'den daha ziyade arkadaşlar direkt kendinizi gösterebileceğiniz platformlar bunlar. Direkt kodunuzu gösterebileceğiniz, katkılarınızı gösterebileceğiniz, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz platformlar. Stack Overflow'da sorulara cevap verebilirsiniz. Ondan sonra sorular sorabilirsiniz. Aktif bir işe e, tutarsınız. Bir profil oluşturursunuz kendinize. E, ondan sonra arkadaşlar orada zaten başvuru yaptığınızda insanlar başvurmuş başvuracağınız şirketler sizin Stack Overflow sayfanızda görmüş olacaklar. Ve ne kadar puanınız var, ne kadar işte starınız ya da yıldızınız, bronz, şey, e, altın, bronz gibi hani bu tarz ratingler var orada. Onlar da arkadaşlar size yardımcı olacaktır. Çünkü onlar sizi gösterecektir. Bu e, bence çok şey bir yöntem. Hani hem aslında biraz zor bir e, yöntem ama uzun vadede arkadaşlar hem reputation kazanmanız yani bir e, bir makam kazanmanız için, kendinizi gösterebilmeniz için ve ileride farklı şirketler değiştirirken de arkadaşlar kullanabileceğiniz çok değerli e, altın değerinde belki de e, yöntemler denebilir. Bir de güzel tarafı şu, Mesela Stack Overflow'da çok önceden sormuş olduğunuz bir soru. Ee, arkadaşlar devamlı sizi aslında profiliniz aktif tutuyor. Çünkü onlar insanlar oraya cevaplar yazabiliyorlar ya da sizin e, o soruyu işte ne bileyim puan verebiliyorlar ya da cevabınıza puan veriyorlar. Bu da arkadaşlar sizin e, sistem içerisindeki reytinginizi yerinizi yükselterek e, şirketleri tabii ki şirketleri sizi daha cazip hale getiriyor olabilir. Çünkü remote meselesi biraz şey sorun. Çünkü şöyle bir sorun var remote. Kendinizi... E, yani bir arkadaşlar hani insan ilişkileri biliyorsunuz daha çok birebir ya da in person dediğimiz yani yüz yüze görüşebildiğinizde daha ayrı bir boyut kazanıyor uzaktan olunca bu tabii ki biraz daha kendinizi ispatlamanız güven vermeniz gibi bazı şeyler daha ön planda oluyor çünkü insanlar size birebir görmüyor görmüyor olabilirler. Özellikle de bu hususta çok fazla tecrübesi olmayan menajerler arkadaşlar daha sorun yaşıyorlar ve belki hani bu tarz bir profil oluşturmayla ile kendinizi ne bileyim karşı tarafa daha fazla güvendirebilirsiniz aktif bir kullanıcı olarak. Diğer tarafı da bu işin LinkedIn tarafı LinkedIn de önemli bir platform Amerika'da özellikle LinkedIn çok kullanılıyor herhalde Türkiye'de x Xink bilmiyorum nasıl bir söyleniyor ama öyle bir şey daha çok herhalde kullanılıyor Türkiye, Rusya, Çin gibi ülkelerde bildiğim kadarıyla. Emin değilim. Ama LinkedIn arkadaşlar Amerika'da çok kullanılan bir platform. Ve çok farklı insanları bulabileceğiniz bir platform. Arkadaşlar aktif bir tane profiliniz olsun. Daha önce çalışmış olduğunuz insanlar varsa onların onlar sizin sayfanıza yorum yapsınlar. Yani LinkedIn'deki profilinize recommendation mektubu yazsınlar. Eğer başka şirketlerden rekomendasyon mektubu aldıysanız bunları LinkedIn profilinize koyun. Ondan sonra tecrübelerinizi, çalıştığınızı, educationınızı, eğitiminizi, her şey arkadaşlar düzgün, ciddi ve güzel bir şekilde. Yani çok baştan sağma değil, insanlar girdiğinde ciddi bir profil görsün. Ondan sonra başarılı bir profil görsün. Bu onları etkileyecektir. Düzgün keywordler seçin başarılı yani hangi alanda başarılıysanız bunların keywordlerini düzgün bir şekilde kullanın ifadelerinizi başka insanların e, profillerine bakarak belki daha güçlendirebilirsiniz orada çünkü özellikle de Amerika'da çalışan insanların e, profillerine bakarak arkadaşlar biraz oradan yardım alabilirsiniz yani hangi tür ifadeleri kullanıyorlar kendilerini nasıl ifade ediyorlar hangi terimleri kullanıyorlar bunlar arkadaşlar önemli şeyler e, en nihayetinde siz e, insanlar ararken e, Hani mesela profil ararken başka Recruiter'lar vardır burada e, dilim headhunt şey e, kafa avcıları diyebiliriz belki bunlar arkadaşlar devamlı LinkedIn üzerinde kendi şirketlerini alabilecekleri insanları ararlar e, özellikle de pozisyon açıldığında tabii ki e, bu arkadaşlar bu insanların search'lerine yani aramalarına çıkmak istiyorsanız belli keywordler genelde yardımcı oluyor. Bir de mümkün mertebe az şeyle çok az if, kelimeyle çok ifade çok şey ifade edebilmeniz de gerekiyor. Onun için başka profillerden yardım almanız belki bu usta yardımcı olacaktır. Şimdi e, aklıma geldikçe bu usta yine değinirim. Şimdi arkadaşlar ikinci mesele dediğim gibi eğer bir e, e, çok fazla maaşdan dan zazel hani biraz daha para gelsin biraz kendimi geliştireyim gibi bir sürece de girmek istiyorsanız arkadaşlar bunlarla alakalı web siteleri var. Çok önceden Rent a Coder diye bir şey vardı. Rent a Coder yani bir kodur kirala, bir programcı, e, kodcu kirala diye bir web sitesi vardı. Bununla alakalı da daha başka şu an başka web siteleri var. Yok değil. E, i̇simleri değişti. O eski, o eski ismiydi. Şu an yeni başka bir ismi oldu. E, bu tarz arkadaşlar yerlerde de dediğim gibi e, belki ufak çaplı projeler, belki büyük çaplı projeleri almanız mümkün. Tabii biraz yine... E, biraz süreç alabilir Çünkü bu sitelerin özelliği arkadaşlar bit veriyorsunuz yani bir ihale açıldığını düşünün en ucuz ve en kaliteli bu iş kim yapabilecekse ona gidiyor o, o proje insanlar bazen diyorlar işte benim 100 dolarlık bir projem var 500 dolarlık bütçem var proje değil de işte Neyse siz de arkadaşlar duruma göre başka insanların da da teklif verdiği bir yer olduğu için bunlar Orada arkadaşlar en iyi teklif vermeye çalışıyorsunuz ve dolayısıyla işi kapmaya çalışıyorsunuz. Ee, bunun tabii farklı şeyler olacaktır. Birincisi bunu bu profilinizi kullanabilirsiniz. Orada insanlar size yorum yazıyorlar. Bunu arkadaşlar başka şirketlerle iş bulmak istediğinizde de kullanabilirsiniz. Herkese sizi belki e, dış yani Amerika'daki e, ne diyelim. E, şirketler ya da Amerika'daki insanlar ne bekliyor nasıl bir komünikasyon sürecine giriyorsunuz gibi hani bazı kısımlarını bazı yeteneklerinizi geliştirebilir size bazı tecrübeler kazandırabilir. E, ve bu tecrübelerle de yine dediğim gibi başka şirketlere gittiğinizde bu tecrübeleri beraberinde götüre, beraberinizi götürebilirsiniz. Bunları mülakatlarınızda kullanabilirsiniz. Zaten mülakatlarınız e, genelde iki aşamadan gerçekleşiyor. Birincisi yüz yüze mülakat yapıyorlar. Sizi tanımaya çalışıyorlar. İkincisi arkadaşlar ilk mülakatı geçtiğinizde e, tabii ilk mülakatta biraz ufak tefek teknik sorular daha çok terminoloji e, tabanlı sorular geliyor. Bunu geçtiğiniz arkadaşlar genelde ikinci mülakat daha teknik sorular geliyor ve bunları e, işte online bir kod e, editörde her iki tarafında görebileceği siz yazarken her iki tarafında görebildiği e, bir kod editörde yaptırıyorlar. E, şimdi bir bu yöntem var. Bu tarz web sitelerine bakabilirsiniz dedim. Üçüncü yöntem arkadaşlar çok bilinmeyen aslında ama ben şahsen kendim tecrübe ettim ve e, eğer üşenmeseydim belki güzel işler yapabileceğim bir platform o da şu arkadaşlar lokal web siteleri. Şimdi Türkiye'de böyle bir konsept var mı çok bilmiyorum. Var aslında. Ee, çok gelişmiş olmayabilir ama burada arkadaşlar gelişmiş bir konsept o da şu. İnsanlar arkadaşlar şimdi eyaletler bazı düşünüyorum. Eyalet bazlı. Şimdi eyaletler ufak bir ülke olarak düşündüğünüzde hepsinin arkadaşlar kendilerine ait genelde meşhur bir web sitesi olabiliyor. Mesela bizim burada KSL diye bir web sitesi var. Bu arkadaşlar burada insanlar hem haberlerini okuyorlar hem reklam verebiliyorlar ya da satacakları bir şey varsa Classified diye geçiyor. Mesela onlar orada satabiliyorlar. İkinci el eşyalarını bedava verebiliyorlar, parayla satabiliyorlar. Ki ben çok şey sattım bu şekilde. Hani kullanmadığım teknolojik ürünlerimi vesaire. Bu web sitelerinde arkadaşlar lokal olarak diyorum sattım ve çok da şey gitti. Monitörlerden tutun bilgisayarlara kadar Macbook'a kadar bayağı bir şey gitti. Ve arkadaşlar Amerika'da web sitesi üzerine şirketim bir şirketim vardı benim. Ee, buradan bir süre biraz ekmek yedik, hem çalışırken başka işler de alıyordum ve arkadaşlar e, oraya mesela o sitelere o o siteye reklam vermiştim e, tabii lokal başka bu tarz web siteleri de oluyor. Genelde bir tanesi çok meşhur oluyor, diğerleri o kadar meşhur olmayabiliyor. Belki duymuşsanız e, Craigslist diye bir şey var. O aslında her e, yani Amerika çapında meşhur olsa da genelde arkadaşlar eyaletlerin kendi tercih ettiği başka web siteleri de oluyor, Dökal web siteleri. Onları bulabilirsiniz. E, onları araştırabilirsiniz eğer gidin mesela eyaletlere bakarak hani Classified mesela Michigan Classified's deyin bakalım ne çıkıyor karşınıza Ya da Michigan Local News deyin ya da Chicago Local News gibi hani bu tarz e, Araçlar, e, keywordler arkadaşlar o lokal web sitelerindeki Classified ya da Advertisement ya da Promotions neyse bu tarz yerlere bakarak e, Bir web sitesi kurun ve bu web sitenizi orada tanıtın Bu vasıtayla arkadaşlar web siteleri, e, projeleri alabilirsiniz E-commerce ya da online shopping kart web siteleri alabilirsiniz e, yani illa Türkiye'de olduğunuzu söylemek zorunda değilsiniz. Ee, eğer işinizi zaten dürüst yaptığınızı inanıyorum. Bu usta herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. İnsanlar arkadaşlar genelde zaten çok yüzde görüşmekte gerek kalmıyor. Çünkü eyalet içerisinde olsanız bile diyelim ki. Yani eyalet dediğiniz şey bazı eyaletler var. Türkiye'nin yarısı kadar toprağa sahip. Şimdi kim oturup da Türkiye'nin bir yarısından diğer yarısına web sitesi için araba sürmek ister. Yani genelde insanlar ee, şey yapıyorlar. Yani telefonda ya da online ya da e-mailleşiyorlar. Tabi ciddi bir e-mail adresiniz olur. Yani web sitenizin domainine uygun bir web şeyi. Ee, güzel arkadaşlar hazırlamış olduğunuz web sitesi ne yapıyorsunuz? ne Hangi tür ürünleri insanlara tavsiye ediyorsunuz? Şey, e, develop edebiliyorsunuz? Mobile application mi yapıyorsunuz? Web sitesi mi yapıyorsunuz? Vesaire. Zaten web sitesi dediğiniz şey çoğu insan cümle, WordPress gibi web sitelerini arkadaşlar kullanıyor. Ve bunları insanlara satıyor. Bu çok normal bir süreç yani. Ee, bazı template'lara falan kullanabilirsiniz. Vesaire vesaire. Artık bu biraz da sizin hangi şekilde web develop ettiğinize bağlı olarak değişecektir. Ya da mobile development olabilir. Bu da arkadaşlar üçüncü yöntem. Başka hangi yöntemler var diye düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şimdi genelde e, aksan meselesi hani insanlar doğal olarak sorabiliyorlar. Yani şimdi Türkiye'de olan bir insanın aksanı da dola, dolayısıyla İngiliz aksanından bahsediyorum. İngilizce aksanı. Hani biraz daha farklı olacaktır. İnsanlar bunu soracaklardır. Bazen soruyorlar ya da sormayanlar da var. Hani ner, nerelisin falan diye. İlla hepsi bir ülke değil de bazı eyalet aksanları dahi farklı olabiliyor. Dolayısıyla adam öyle bir soruyor. Bizim Türkiye'de de var biliyorsunuz. E, Memleket nere gibisinden. Eee... Ya orada hani sorun değil Türkiye falan diyebilirsiniz. Eğer böyle bir soruyla karşılaşırsanız çok da şey yapmayan origin işte şey diyebilirsiniz yani hani I am originally from Turkey falan gibi bir ifade kullanabilirsiniz. Yani bazıları da arkadaşlar tabii ki doğal olarak hani lokasyonunuz neresi diye soracaktır. Nerede yaşıyorsun diye soracaktır. Yani Türkiye diyebilirsiniz sorun değil. Bu süreçte arkadaşlar önemli olan Birincisi düzgün bir portfolyo oluşturmanız. Şimdi hangi web sitelerini yaptınız? Bunları teker teker arkadaşlar web sitenize koyun. Yani sizin kendi web sitenize koyun. Bir portfolyo oluşturun. Nasıl bir istek geldi müşteriden ve siz nasıl bir cevap ya da bir nasıl bir çözüm sundunuz? Onun dışında mesela e-commerce web siteleri yapacaksanız, shopping cart web siteleri yapacaksanız bu arkadaşlar ciddi bir sorun oluşturabilir. Onun için dikkatli olmanız gerekiyor. Ben yaptım birkaç tane. Maalesef bazı sorunlara oluşuyor. Ee, bununla alakalı Open Cart web siteleri var, şey Open e, Source web siteleri var, Open Cart gibi, e, No Commerce gibi, e, şu an atma gelme Drupal, e, Drupal var herhalde, birkaç tane daha var böyle, onların da e, extensionları olarak e-commerce web siteleri var. E, bunları yapabilirsiniz. Buradaki en büyük sorun arkadaşlar mümkün mertebe e, Serverınızda eğer siz third party e server kullanacaksanız, yani kendi hostinginizi yapacaksanız. E ee, hostinginiz arkadaşlar mümkün mertebe de database'inizde hatta mümkün mertebede hiçbir zaman diyeyim hatta o kadar ciddi söyleyeyim. Ee, kredi kartı bilgilerini tutmayın. Eğer daha önce bu iş yapmadıysanız çünkü esas para hani daha, daha çok ciddi para arkadaşlar e-commerce web siteleri projelerinden geliyor. Çünkü yani hem responsibility'si fazla hem iş fazla olabiliyor genelde. Bazı, bazen plugin falan isteyebiliyorlar ya da yeni şeyler istiyorlar. tabi karşı adam bunu ne, ne kullandığını bilmiyor. Bilmek de zorunda değil zaten. bir e, bilgisayarı anlamaz. Yani söyleseniz de anlamaz. Onun için çok da kasmaya gerek yok. E, şu nasıl düşüneyim Bazen hani eğer çok fazla bilgisayarla biz haşir neşir olduğumuz için öyle söyleyeyim. Bazen insanların aslında bilgisayarın ne kadar az bildiklerinin farkına varmayabiliyoruz. Amerika'da arkadaşlar çok insan var. Bilgisayar hani normal insanlardan bahsediyorum, yazılımcılardan değil. Yani bilgisayarı gerçek en fazla belki Facebook kadar biliyor. Ya da bir Twitter'a bakmak kadar biliyor. Ya da bir internet sitesinden haber okumak kadar biliyor arkadaşlar. Ve bir ihtiyacı olduğunda e, bunun ötesine geçemiyor. Dolayısıyla birine ulaşmaya çalışıyor. Ve e, yani bundan dolayı hani şu noktaya gelmeyin ya çok hani bu pazarda bize ekmek çıkar mı diye. Çıkar. Yeter ki siz bu usta biraz uğraşın, yeter ki bu usta İngilizcenizi hani yoksa geliştirin e, ve gerekli arkadaşlar adımları, e, gerekli sebepleri e, yapmaya çalışın. Şimdi e, ne anlatıyorduk? Orada kaldık. Evet, portfolyo oluşturun dedik. E, onun dışında e, bu tarz müşteriler bulursunuz dedik. E-commerce üzerinden bahsediyorduk. E, genelde arkadaşlar Payment Gateway'leri yani kullandığınız bazı şeyler olacak. Payment Gateway'ler. Nedir Payment Gateway'ler? Bunlar sizin siteniz ile e, Merchant Service olan yani gerçekten kredi kartı bilgilerini e, ne diyelim <laughs> yani post makineleri vardır. E, Onları çektiğiniz hani paranın gittiği yer. O kısmı arkadaşlar aradaki Gateway yani bağlantı noktası bunlar. Bunlar siz diyorsunuz ki ben şu Merchant Account'u kullanıyorum. Merchant Account işte gerçekten yani kredi kartının Kredi e, kart transaksiyonlarını process eden şirket Bunu arkadaşlar kullanıyorum diyorsunuz bu Payment Gateway. Biz genelde ben genelde şey tavsiye ediyorum Authorize.net diye bir şey var e, Bu iyi biraz pahalı ama iyi Bunu tavsiye ediyorum. Bunu arkadaşlar Bu site diyorsunuz ki bu Payment Gateway Diyorsunuz ki ben Merchant Account olarak bunu kullanıyorum. O kendi arasında integration'ı genelde yapıyor Çoğu zaman yapıyor. Hepsiyle çalışmayabilir. Ve arkadaşlar bu gateway size bazı API bilgileri sunuyor. Ve genelde Authorize zaten çok meşhur olduğundan open source e-commerce web sitelerinin yani sizin kullanacağınız çoğu arkadaşlar bir plugin olarak bunu destekliyor. Tek yapmanız gereken burada sunulan bazı API key'lerini vesaire arkadaşlar bu e-commerce'daki Hazır, hali hazırdaki extension'a, plugin'e, add-on'a nasıl, nasıl diyorsa artık oradaki nasıl kullanılıyorsa bu ifade. Oradaki arkadaşlar yerlere konfigürasyon kısmında yazmak ve enter'a şey save tuşuna basmak. Ondan sonra zaten onu payment opsiyonu olarak seçtiğinizde insanlar müşterileriniz e, ya da sizin müşterinizin müşterileri Kredi kartıyla bu işlemleri yaptığında hiçbir kredi kartı bilgisi saklanmadan, sizin sitenizi saklanmadan ki bu çok önemli. Çünkü saklayacaksınız arkadaşlar belli encryptionları var, belli regülasyonları var. Yani başınız ağrır, sizin de müşterinizin de başı, başı ağrır. Onun başının ağrıması sizin başına, başınızın ağrıması ve dolayısıyla reputation'ınızın e, zarar görmesi demek. E, ve... Bu sayede hem güvenli bir Payment gerçekleştirmiş oluyorsunuz hem de herhangi bir Transaction bilgisini saklamış oluyorsunuz. Belki Transaction ID'sini saklayabilirsiniz. O da Payment Gateway'in size Success ya da Error ya da neyse Fail mesajı ile beraber döndürdüğü Transaction ID'si. Onu saklasanız da çok bir şey olmaz. Aşırı bir Security sorunu olmaz. Sonuçta bu API Key'lerine ihtiyaç var belli bir şekilde bu Gateway ile çalışabilmek için güvenli olarak. Bunu not olarak düşeyim. Çünkü e, çok uğraştım ben bu tarz şeylerle. E, farklı web siteleri yaptım. Bu tarz hani çok müşterim olduğu e, farklı e-commerce projeleriyle çalıştım. Hatta bazılarına plugin develop ettim vesaire. Hatta NobCommerce'da yapmış olduğum bazı pluginler ve neyse hani bunlar var arkadaşlar. Bunları öğrendim. Bazı böyle ufak tefek e, bilgileri arada paylaşmış olayım. Eğer bu işi yapacaksanız. Son olarak da aklıma gelen şu var arkadaşlar. Eee eğer şirketlerle bu tarz işler yapacaksanız önemli olan önemli olan şeylerden bir tanesi de ilk başta projenizin skopunu belli etmek. Hani biliyorsunuz farklı farklı proje management yöntemleri e, şeyleri var, modelleri var. Bunlardan bir tanesi hani Waterfall denen şelale mantığı, bir tanesi Scrum dediğimiz Agile prensipler altı, Agile e, terminolojisi altına giren Scrum gibi. E, Scrum arkadaşlar bu tür projeler için mantıklı değil. E, hatta bir defa bunun tartışmasını yapmıştım bizim eski ...çok eski patronla. Ee, her ne kadar beni dinlememiş olsa da... E, ...arkadaşlar tecrübelerim yani... ...bu tarz müşterilerle çalışırken... ...belli çaplı, belli çaptaki projelerle... ...çalıştığınızda... ...tavsiye edeceğim şey waterfall. Yani ilk başta oturuyorsunuz ve karşıdaki müşterinin... ...ne istediğini teker teker arkadaşlar anlıyorsunuz... ...yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki... ...bunun dışına çıkarsak belli bir ücret... ...tahsil ederim. Farklı. Bunu yapanlar bilir. Yani çok yapmışsanız bu tarz şeyi. Burada arkadaşlar Scrum'la uğraşmak demek... Projenin esnemesi demek zaman daha fazla alabilir. Müşteri daha yani bir de arkadaşlar proje bitmeyince siz para kazanamıyorsunuz. eğer müşteriden belli paymentlar almıyorsanız adım 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 para kazanamıyorsunuz yani belli zaman kadar para kazanamıyorsunuz. Müşteri habire istiyor, habire istiyor, habire istiyor ve siz kaynaklarınızı, zamanınızı tüketiyorsunuz. Ve e, yani tam belki fazla para alacaksınız ama 5 ay sonra alıyorsunuz, 10 ay sonra salıyorum yani. Buna girmeyin arkadaşlar. Mümkün mertebe en başta her şeyi belli edin. Ve deyin ki eğer bunun üstüne çıkarsak bakın ben şu kadar işte saatliği şu kadar charge ediyorum. Ya yani bazıları saatliği 50 dolar. Ben 50 dolar charge ediyordum saatliği. Ama hani direkt tam birebir saati yazmıyordum. Bazen indirim yapıyordum yani. Bunu deneyebilirsiniz. Kendinizi Twitter, Instagram gibi yerlerde tanıtabilirsiniz. Mümkün mertebe sosyal medya şeyiniz olsun. Güvenilirlik, güvenilirlik açısından yani insanlarsa güvenebilmesi için bir online bir görüntünüz olsun, bir profiliniz olsun. Burada tabii ki mesele güven üzerine çalışıyor. Sonuçta hani bazı üç kağıtçıları her zaman çıkacaktır. Ama arkadaşlar ekseriyette güven önemli. Hoş, her ticarette yapılan, her ticaret ortamında güven çok önemli aslında. E yani mümkün mertebe ne kadar müşterinin güvenini e, şey yapmazsanız zarar vermezsiniz. O kadar daha çok müşteriniz olur. Özellikle de e, çağır hani e, o müşterinin size tavsiye etmesi, başkalarını size tavsiye etmesi, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. E, hani o o müşterinin sizi başkalarına, başka arkadaşlarına tavsiye etmesi benim çok başıma geldi ve bu usta bayağı müşterim oldu. E, yani hep kendim şahsen dürüst Davranmaya çalıştım müşterilerin yapamayacağım zaman yapamayacağımı söyledim. Neyi becerebildiğimi, neyi yapmadığımı, neyi hangi servisleri vermediğimi dürüst bir şekilde söyledim arkadaşlar. Ee, ona göre beklenti içerisinde oldu insanlar ve e, bayağı da sitesi yapmış oldum bu şekilde. Ve onlar başka insanlara tavsiye ettiler beni. Derken arkadaşlar böyle böyle e, farklı müşterilerim oldu. Güzel bir tecrübeydi ama artık vaktim olmadığı için bu tarz girmiyorum. Neyse. Ee, Uzun bir video herhalde oldu bilmiyorum kaç dakika sürdü ama şu an için aklıma gelenler e, bunlar e, yani en nihayetinde mesele biraz uğraşmaya bakıyor. Evet arkadaşlar umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer yeni şeyler öğrenirsem ya da yeni şeyler denersem e, bu videonun ikinci serisini de e, çekebilirim. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere Esenlikle kalın.